tekrar karşınızdayız. Bugün Nursiyem Uluslararası Piyasalar Uzmanı Sayın Ahmet Uluan'la birlikteyim. Ahmet Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Önemli bir günde sizi ağırlıyoruz burada. Zira dün Fed'in müstakbel başkanı Sayın Yellen'ın yaptığı açıklamalar, özellikle de bankacılık komitesinde soru cevap şeklinde gelişen süreçten de elde ettiğimiz mesajlar mühim. Ben sizin çıkarımlarınızı hemen sorarak başlamak istiyorum. Çünkü önce bir Mayıs ayındaki açıklamaların ardından Eylül, ardından Kasım Aralık mı denirken işte şimdi Aralık mı Mart mı konuşmaları, tavlalım programındaki azaltma noktasında beklentilerin değişkenlik gösterdiği bir süreç geçirdik. Hayli de sallandık o arada elbette piyasalar olarak. Siz son konuşmalardan nasıl bir hissiyat elde ettiniz diye soralım isterseniz. Ne bekliyorsunuz şimdi Fed cephesinde? Evet, şimdi öncelikle yılın tüm piyasalara hayırlı olsun diyelim. Dün itibariyle ilk mesajlarını piyasalara vermiş oldu. Genel olarak yılının Fed'in mevcut politikalarında herhangi bir değişikliğe gitmeyeceği zaten bir genel olarak piyasaların bir beklentisiydi. Dünkü satır aralarında da mevcut politikaların aynen devam edeceğine yönelik izlenimler almış olduk. Aslında dün piyasalar açısından ne geçerliyse bugün de aynısı geçerli olmuş oldu. Bu kısmen de olsa genel olarak piyasaların bir rahatlamasına neden olmuş olabilir diyebiliriz. Ancak mevcut gündemi bundan sonraki süreçte de takip etmeye yine piyasalar devam edecek. Burada özellikle belki Aralık ayına dair biraz daha piyasa işte FED son anda indirime gidebilir mi tahvil alım programında vesaire bu anlamda bir beklenti söz konusu olabilirdi. Ben dünkü konuşmadan sonra aralığında pas geçileceğinin artık kesin olduğunu söyleyebilirim. Mart konusunda ne hissediyorsunuz? O da daha da ötelenebilir mi yoksa? Şimdi Mart evet ötelenebilir. Mart biraz daha gerçekçi bir beklenti. Son en azından gelişmelere baktığımız zaman. Fakat burada Fed'in zaten mevcut politikasında nelere baktığını çok iyi biliyoruz. Özellikle işsizlik noktasında şu ana kadar hedefledikleri noktaya çok yaklaşamadılar. Yani belki iyileşme süreci devam ediyor. Ancak 7.2-7.3'lerde işsizliğin durağanlaştığını söyleyebiliriz. Bu noktada özellikle %7'nin altına düşmedikçe herhangi bir şekilde programda bir değişikliğe gidilmeyecektir. Tabii diğer taraftan konut sektörü başta olmak üzere farklı ekonomik açıdan önemli olan birçok gelişme de takip edilecek. Şahsi kanaatimiz aslında Mart ayında böyle bir ihtimal olsa dahi 2014 ortalarına kadar yine mevcut politikanın aynı şekilde sürdürüleceğini düşünüyoruz. Yani tablanın programının sonuna 2014'ün ortasından önce gelinmez diyorsunuz. Evet, kanaatimiz o yönde. Ekonomik gelişmeler daha çok bu izlenimi bize uyandırıyor. Peki, şimdi bir tarafta Fed elbette ve ne yapacağına ilişkin bizim her gün yeni konuşmamız, haber akışıyla yeni çıkarımlarda bulunmaya gayret ettiğimiz bir belirsizlik. Bir yandan da Avrupa Merkez Bankası'nın kalkıp bu toz bulut içerisinde faiz indirimi kararı almış olması. Şüphesiz piyasalar ve Forex'e çok yakın duran yatırımcılar açısından önemli oynaklıklar yaratan da gelişmeler olarak düşünebiliriz. ECB'nin faiz indirim kararını nasıl okudunuz siz diye soralım. Yerinde bir karar mıydı? Geç kalınmış bir karar mıydı? Yoksa biraz daha üzerinde düşünülmesi gereken bir karar mıydı? Ya burada şimdi Ekim ayındaki Amerika'daki bu siyasi kriz sonrasında Euro lehinde parite inanılmaz bir tırmanış gerçekleştirdi. Esasen 1.40 üzerine doğru da gidiyordu. Yani süreç biraz daha teknik olarak da bu yönde gösteriyordu piyasalar. Tabii bu müdahale biraz piyasaların beklentisinden önce gerçekleşti diyebiliriz. Bu müdahaleyle beraber yine kur savaşlarının ön plana çıktığını düşünüyoruz. Ancak Avrupa Merkez Bankası ya da diğer merkez bankaları gelişmelere karşı özellikle kendi ekonomileri korumak adına bu tür müdahaleleri bundan sonraki süreçte daha sıklıkla belki yapacaklardır. Yerinde bir karar mıdır? Yerinde bir karardır şu andaki gidişata baktığınız zaman. Ancak buradan belki euro dolar paritesinin seyrini de oraya gelelim. Faiz tarafında şunu da ekleyelim. Negatif faiz bile söz konusu olabilir. Söz konusu olabilir dedi ECB. Doğru. Peki euro dolar paritesine gelelim. Evet, bu dakikalarda şöyle bir baktım yayına girmeden önce kabaca 1.3450'ler düzeyindeyiz. Hafif aşağıda bugün. Yeni hedefler ne? Yeni işlem bandı neresi? Euro dolar trade eden yatırımcılar için. Yeni hedefler merkez bankalarının bu noktada ne yapacağı aslında. İşte son gelişmeler sonrasında 1.33 seviyeleri test edildi. Oralardan bir tepki geldi.
Ben Fed'in de duruma göre ABD Merkez Bankası'nın da bu noktada işte bir şekilde müdahale edebileceğini düşünüyorum. Çünkü herkesin bu anlamda değerli olan para biriminden bir kaçış söz konusu. Burada teknik olarak da baktığımızda sanki gelişmeler ışığında belki zaman zaman dün mesela 1.35'leri test etti. Yukarı yönlü denemeler olabilir. Aşağıda 1.30, 3.50, 1.33 kademelerin dip olarak baz alabiliriz. Özellikle tarım dışı istihdam verisine kadar ben bu bandın yatayda devam edeceğini düşünüyorum. 1.33.50 aşağıda, 1.35 yukarıda olmak üzere böyle evet, bir band evet. Öngörünüz var evet. Euro-dolar paritesinde. Şimdi elbette faiz indirimi kararı yerinde mi değil mi diye konuşurken ki siz yerinde olduğunu düşündüğünüzü söylediniz. Evet. Bir yandan da Avrupa'dan gelen büyüme rakamları var ki zaten hakikaten ekonominin ciddi bir teşviğe ihtiyacı olduğunu Avrupa'da evet. Bize bir kez daha teyit etmiş oldu. Parite konuşmuşken dönelim gelelim dolar TL tarafına. Evet. Dolar TL'de de bir önceki zirveden evet uzağız görece hı hı. Ama 2'den de yukarı yönlü olarak baktığımızda uzağız. 2.04'ün hemen altında bir yerlerde bugün dolar TL ve bir süredir de nedense içinde bulunduğumuz sepetin mukayesesini yaptığımızda TL daha az değer kazandı bütün olumlu evet. Beklentilere hı hı. Rağmen. Bunu hı hı. Nasıl değerlendirdiniz? Neden böyle oldu sizce? Tabii burada öncelikle şunun altını çizmek gerekiyor ki artık 2 lira üzerindeki seviyeleri piyasalar genel olarak iç piyasalar kanıksamış durumdalar. Tabii burada gelişmelere göre zaman zaman TL lehine, örneğin dünkü konuşma sonrasında da bunu izledik. 2.030 seviyelerine kadar bir gerileme söz konusu oldu. Ancak şimdi bugün ya da yarın Fed'in mevcut politikasındaki değişimi söz konusu olduğu müddetçe dolardaki yüksek seyir içeride devam edecektir. Olası TL lehine olan hareketler daha kısıtlı kalacaktır. Merkez Bankası'nın bu bağlamda zaman zaman müdahaleleri söz konusu olabilir ancak işte kısa vadede 2 liranın altına götürecek. Belki işte 1.92'ler bir ara telaffuz edilmişti. O seviyelere kadar götürecek herhangi bir gelişme olmasını beklemek yanlış olur. Çünkü süreç daralıyor ve gelişmekte olan ekonomiler açısından da yeni trendler, belki yeni kırılmalar söz konusu olabilir. Bu bağlamda 2 lira seviyelerinde ya da 2 lira üzerindeki yüksek dolar seyri en azından yıl sonuna kadar devam edeceğini düşünüyoruz. Sonraki süreçte de yine bu seviyeleri koruyacaktır. Peki yani 2'nin altı çok mümkün değil diyorsunuz mevcut konjonktürde. Yok yani görülse dahi bu belki gelişmeler ışığında zaman zaman olabilir ama 2 lira seviyelerindeki potansiyel korumaya devam edilecektir. Peki bu arada izleyicilerimizden de gelen sorular var elbette. Onlar Forex Dünyası yayınını çok evet. Seviyorlar ve özellikle de tabii yeni yeni alışmaya da çalıştığımız, öğrenmeye çalıştığımız bir piyasa olduğu için. VIX ile ilgili bir sorusu olmuş Ali Yıldırım'ın, der ki parasal genişlemeyle ilgili gelişmenin önümüzdeki dönem volatiliteyi arttıracağı beklentisiyle VIX'te işlem yapma fırsatı olur mu? Tam da benim de size aslında yayından önce sorduğum soruyu Ali Yıldırım Bey bize bir kez daha kendi dilinden söylemiş. Yani orada dip seviyelere çok yakınız VIX endeksine baktığımız zaman. Evet. Ama mesela bir S&P ile mukayese ettiğimizde orada da hani S&P'nin de artık VIX'teki bu düzeye bakıldığında bir miktar aşağı yönlü bir düzeltme yapması gerektiği kanaati ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde Ateşan Aybars'la risk yönetiminde evet. Bu tespiti yapmıştık. VIX'te dolayısıyla bir hareketlik var mı? Buna yönelik bir işlem potansiyeli doğabilir mi sizce? Tabii yani dönem içerisinde bunun doğabileceğini söylememiz mümkün. Ancak şu anda birebir de yani net bir strateji söylemem. Yani bunun üzerine biraz çalışma yapmak belki daha doğru olacaktır. Fakat önümüzdeki dönemlerde endeksler bazında özellikle zaten yeni fırsatlar doğmasını beklemek lazım. Piyasalar açısından baktığımız zaman da borsaların yukarı yönlü trendleri henüz bozulmuş değil. Süreç bir şekilde devam edecektir. Özellikle S&P 500 ya da diğer borsalar açısından da yukarı trendlerin bir müddet daha devam edeceğini düşünüyorum. Burada tabii ki gelişmeler ışığında belli dönüşler söz konusu olabilir. Bunlar bir çöküş anlamı taşımayacaktır. Genel olarak da düzeltme olarak piyasalar tarafından algılanacaktır. Peki. Sonuçta potansiyel kar realizasyonları gelse de trendler hisse senetleri evet. Tarafına yine yukarı yönlü diye düşünüyorsunuz. Bir de altın konuşalım isterseniz biraz. Altın tarafında da hikaye elbette zaman zaman değişkenlik gösterebiliyor ama ana eksenini dolar olarak
çizersek, bu bağlamda altın için bir fırsat var mıdır bu koşullar altında, yoksa aşağı yönlü potansiyel daha mı olası görünüyor? Evet, şimdi tabii altın dün Yellen'ın da bahsettiği gibi aslında kimsenin nerede neyi niçin fiyatlayacağının bilinmediği bir enstrüman. Burada daha çok işte güvene dayalı tam olarak. Tam da bir model yok diyor Yellen hatta. Yani bir yaklaşım oldu. Ya, tabii doğru bir yaklaşım. Şimdi bu sürece baktığımız zaman 1900 onsların yukarıda çalıştığını, akabinde tekrar sert bir düşüşle 1200 onslara kadar gerilemenin olduğunu gördük. Altında düşüncemiz 1200-1250 ons kademelerinde bulduğu desteğin önemli olduğu ve buraların dip seviyesi olduğu yönünde. Evet, orta ve uzun vadeli alım fırsatları olarak bu kademeler çalışabilir. Bu kademeleri yatırımcılar özellikle hedefleyebilirler. Altının yukarıda 1400 bandı, aşağıda da 1200 bandındaki bu sıkışmasının özellikle mevcut politikaların devamı sürecinde çift yönlü olarak çalışmasının devam edeceğini düşünüyoruz. Yani bu bir dalgalı seyir olarak dalgalanabilir. Hani kısa vadede 1300 ons kademeleri sabitlenecektir. Belki tarım dışı istihdam sonrası 1300'ün üzerine doğru daha sert bir hareket yapabiliriz gelecek veriye göre. Ancak daha geniş bantta düşünecek olursak özellikle 1300'ün altındaki önemli destek kademeleri alım fırsatı olarak görülebilir altın. Peki Murat Keskin der ki altınla dolar arasında ters ilişki varken altın güçlenemediğine göre gelecekteki günler dolar günleri mi olacak, ama ara ara o korelasyonun koptuğunu evet, net tabii olarak da gördük. Yani başka etkenler de giriyor araya. Fakat hazır izleyicimiz bu soruyu yöneltmişken dolar için beklentinizi soralım. Dolar endeksi için ne düşünüyorsunuz? Yani burada isterseniz şöyle bir değerlendirme yapabiliriz. Buyurun. Çok özür dilerim. Bir kere altının potansiyelini koruduğu gerçeğini göz ardı etmemek lazım. Çünkü en önemli yatırım araçlarından bir tanesidir ve algı da artık altında bir nevi para birimi gibi piyasalar tarafından görünmeye başlandı. Burada doların daha da güçlenmesine yönelik bir hamlede, bir harekette altının az önce bahsettiğim kademelerde bir şekilde yine talep bulacağını düşünüyoruz. Yani bir miktar piyasadan ayrışma söz konusu olacaktır. Tabii daha sonraki vadelerdeki gelişmelere göre de yukarıdaki hedefleri tekrar belirlemek anlamlı olur. Fakat dediğim gibi altın cazibiyetini koruyor, korumaya da devam edecektir. Peki. Şimdi Ahmet Bey, bir evet, Forex dünyası yayını içerisinde tabii bizim misyonlarımızdan biri de sektörü, piyasayı, gelişmeleri ve buraya davet ettiğimiz konuklarımızı kendi kurumları bazında da nasıl katkıda bulunmaya çalıştıklarına evet, dair bir miktar konuşturabilmek. Dolayısıyla isterseniz önce geniş bir şemsiye altında sektöre ilişkin ilgi nasıl şekilleniyor diye soralım. Hacimlerde bir miktar artışları olduğunu tahmin ediyorum. Yabancıların katılımı anladığım kadarıyla özellikle açılan yeni hesaplar doğrultusunda bir miktar artıyor. Biraz bize bilgi verir misiniz? Özellikle nerelerden geliyor bu ilgi, alaka ve daha ziyade hangi varlık sınıflarında yoğunlaşıyor ilgi? Tabii yani Forex piyasalarının özellikle sermaye piyasası kurulunun düzenlemeleri sonrasında Türkiye'de yükselen bir ivmeyle büyümeye devam ettiğini görüyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu büyümenin devam edecek kanaatindeyiz. Normenkul değerler olarak da tabii buna paralel planlamalarımızı, stratejilerimizi belirlemekteyiz. Ancak burada önemli olan tabii Forex çok hareketli, çok riskli bir piyasa. 24 saat aktif bir piyasa. Piyasalarda özellikle yatırımcıların daha bilinçli olması, daha donanımlı hale getirilmesi. Bu noktada aslında hani eğitim şarttır noktasına evet, geleceğiz ama bir nevi Forex eğitimlerinden, teknik temel analizler anlamında da ki siz bunu yapan kurumlardansınız. Tabii bunu önemsiyoruz. Dönem dönem özellikle gelen taleplere göre İstanbul içi ya da İstanbul dışında özel seminerler, eğitim seminerlerimiz oluyor. Burada yine piyasanın önde gelen duayenleriyle yatırımcıları bir araya getiriyoruz. Genel olarak da oldukça olumlu dönüşler var ve piyasa yatırımcıları bu noktada bu tür eğitimlerden memnun ayrılıyorlar. Bunun da dönüşleri güzel olduğu gibi tabii karlılıkları da artmış oluyor. Aslında biraz daha bilinçlenmiş oluyorlar. Biz bu bağlamda
Özellikle yarışma tarzı, yani işte sanal forex yarışması adı altında. Çünkü forex piyasası gelecek olan yatırımcının öncelikle bir demo sürümü kullanması. Bununla da kendi yeterliliğini bir nevi ölçmesi çok önemli. Bunun örneklerini zamanda spot piyasa için görmüştük zaten. Doğru. Aslında hani eğitim veriyorsunuz, bir de bakalım ne kadar öğrendiniz diye yarıştırıyorsunuz. Elbette, çünkü çok hareketli bir piyasadan bahsediyoruz. Sürekli yeni gelişmeler var. Hani eskiden belki tek bir noktaya bakıyordunuz, birkaç şey ona göre pozisyonlarınızı ayarlıyordunuz ama bugün her yerden bir saldırı söz konusu olabiliyor. Burada yatırımcılarımızın özellikle bu tür yarışmalara rağbet göstererek kendilerini aktif piyasa için, Bu tip yarışmalar diyorsunuz da sizin bir sanal forex yarışmanız varmış anladığım kadarıyla 18 Kasım'da başlıyor, 2 gün sürecek. Özür dilerim. Yok, 20 Aralık'a kadar. Evet. Yani bayağı uzun soluklu. Katılım olacak. Evet. Uzun bir aylık bir dönemi süreç kapsayan bir yarışma. Biraz anlatsanız acaba şimdi, ne olacak? Şimdi önceki yarışmaları daha kısa tutuyorduk. Ancak yıl sonuna doğru biraz daha aksiyonu yüksek bir etkinlik düzenlemeyi planladık. Biraz da bu yönde inanılmaz bir talep var, onu söyleyebilirim. 18 Kasım'da start alacak yarışma ve 20 Aralık'a kadar 5 hafta süresince devam edecek. Haftalık periyotlarda yarışmayı planladık. Her haftanın birincisi olacak. Her hafta ilk 10'a giren işte 5. haftadaki büyük finale finalist olarak katılma hakkını kazanacak. Ve 5. haftada da 4 haftanın ilk 10'lar arasında büyük finali gerçekleştireceğiz. Tabii burada hatır sayılır ödüller. İşte büyük final birincisine 100 gram altın, ikinciye 50 gram, üçüncüye 20 gram. Yine hafta birincilerine 20'şer gram altın hediyelerimiz söz konusu. Kendine güvenen o halde sizin de irtibata geçiyor. Yani burada şu da çok önemli bence. Şimdi önümüzde Aralık ayı başında çok kritik bir tarım dışı istihdam verisi var. Evet. Ve 18'inde de FED toplantısı var. Aslında bu önemli kritik haber ve gelişmelerde bir nevi o yarışmada aksiyonel olarak piyasanın içerisinde ne yapabileceğini, piyasanın neye nasıl reaksiyon gösterebildiğini ve buna karşı sizin yeterliniz nedir? Yatırımcılar bir nevi bunu görecekler. Bu anlamda ben yarışmayı önemsiyorum. Yatırımcıların katılımı özellikle kendilerinin eğitim açısından, piyasaya adaptasyon açısından çok önemli olacaktır. Ve hani hareketli bir gündemi de kapsayan bir dönemde bu yarışmanın yapılıyor olması biraz hakikaten hani kendilerini sınamaları için çok da önemli, güzel bir zemin oluşturuyor zannediyorum. Çok teşekkür ediyorum Ahmet Ulan, bana eşlik ettiğiniz için bugün. Ben teşekkür ederim. Biz de bu yarışmanın sonuçlarını da, değerlendirmelerini de sizden alırız diye umuyorum. İzleyicilerimize de bir kez daha bu anlamda hatırlatmış olalım. 18 Kasım'da başlıyor yarışma. Nur CM'le irtibata geçebilirsiniz. Tabii ayrıntıları katılmak isteyenler için internet sitesinde de var ayrıntılar. Forex Dünyası'nın sonuna geldik. Ahmet Bey'i uğurlayacağız ama ben kısaca bir Dubai'ye gideceğim. Selam Dündar'ın notlarını almak için bizden ayrılmayın.